Merhabalar, Pit Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 14. yarışı Spa Grand Prix'sini geride bıraktık. Yaz arasına giriyoruz. Transfer haberleri, transfer dedikoduları ve süper bir yarış izledik. Şimdi hepsini Atay'la beraber değerlendireceğiz. Atay hoş geldin. Abi hoş bulduk, merhaba. Ne haber? İyi abi. Ya şey, Hamilton'ın Türkiye'ye geliyor olduğu haberini aldık az önce. Bu kaydı tabii ne zaman yapıyoruz? Bugün ayın 29 saat 8. Temmuz akşam saat 8'de alıyoruz bu kaydı. Az önce Hamilton Türkiye'ye geliyor olduğu haberini gördük. Tutkumuz evet. F1'den. Haber doğru. Nereye geliyordu abi? Antalya'ya geliyor. Antalya'da tatile gelecek. Bir tane otele geliyordu. Regnum Cari Oteli. Regnum golf Cari yapmaya gelecek. Aynen öyle. Bu da ekskluzif bilgidir. Pitbot izleyenlerine, üyelerine özel. Evet, Pitbot farkıyla. Aynen öyle. Bunun bir için tane şey alsaydık ya. Abonelik değil. Neydi? Bir şey daha var ya. Paralı olanı. Ha, katılım. Ha, katılım bankacılığı. Katıl bank. Sadece katılanlara evet. Şey yapsaydık falan. Sonra da FOS çıksaydı. Evet. Evet, aynen öyle. Kendisi de şimdi bir tane video yayınlandı. İşte Türkiye indi falan diye. Orada inmemiş arkadaşlar. Tutkumuz F1'e de buradan sesleniyorum. İnmemiş. Henüz inmemiş. Aynen. O video Belçika'dan çekilmiş. Evet. Ata yani şey öncesi de video kaydına girmeden önce de bomba gibi bir haber daha evet. Düştü. Sainz Fenerbahçe'de. Gelmiş şu an geldi. I am Jose Mourinho. Mourinho Sainz'ı da transfer getirdi. Etmiş değerli izleyenler. Hayırlı olsun. Evet. Şey tabii ki top toplayıcılar ancak oraya. Tabii. James Walls sen çok güvenirsin kendine. Kendisine. Kendime James de güveniyorum. James Walls'a da güveniyorum. Evet. Kina yapmadın değil mi? Ben gerçekten güveniyorum adama. Evet evet. Evet, yani ya seni sevdiğin takım patronlarından mı? Evet evet, bir güven var bende yani. Bir de eski işte Mercedes mühendisi falan evet. Böyle altyapıdan çıkmış. 10 milyon tabii ki TR Motorsport'tan Kemal Şengün haberiydi bu. Hı hı. 10 milyon dolar mı euro mu? İkisinden biri bir şey bir maaş hı hı. isteniyor. İşte ne zaman ki işte Ferrari'den yoktur da işte Mercedes'ten ya da Red Bull'dan teklif gelirse o zaman şey yapıyor. O zaman gitme koşulu var. Çıkış, gidebiliyor çıkış falan. Çıkış olduğu söyleniyor. Daha tabii bunlar resmi değil ama söylendi. Aynen. Aynen öyle. Zaten resmi genelde de bunlar hiç şey yapılmıyor yani. Evet evet. Bunları hiç görmüyoruz. Bunlar gizli maddeler oluyor. Yani. Şey tartışılıyor ya. Perez'in kontratında şey varmış. 100 puan geride falan. Geçen bölüm tartışmıştık. Bunu hemen gittik geçen bölüme. Evet. Şimdi hatta 2025 koltuklarından bir tanesi daha belli oldu. Boşta kalan koltukları söylüyorum sana. Evet. Mercedes'in ikinci koltuğu Russell'ın yanında kim olacak? Kim Antonelli? Alpine'de Gasly'nin yanında kim olacak? Evet. Visa Keshep Red Bull'da, Racing Bulls'ta Tsunoda'nın yanında kim olacak? Acaba Ricardo'nun yanında kim olacak desek daha doğru gibi. Ve Sauber'in de ikinci pilotu kim olacak? Bu şeyler. Onu bilmiyorum. Boşta. Kim olacak? Sauber'in Joe ikinci olmaz gibi duruyor. Joe zor. Joe bu sene erken emeklilik ya. Evet. Yok Joe, yani Joe korkunç durumda. Geçen sezon gene bir şeyler yapıyordu da bu sezon gerçekten korkunç durumda. Bu sene miydi? Çin Grand Prix'sini bitirince geçen sene miydi? Hı-hı. Çin Grand Prix'sini bitirdiği için mi böyle bir seyircilere bir merhabalar falan filan. Joe çok kötü durumda. Sainz Albon'a ne diyorsun? Nasıl bir ikili? Sainz Albon çok iyi bir ikili. Albon bu arada ilk defa hak ettiği bir takımda yarışıyor olacak uzun yıllar sonra. Olumsuz anlamda. Yani mesela Ferrari kesinlikle hak etmemişti yani. Tamamen boş beleş. Albon söylentileri vardı doğru geçen sene şey. Evet. Albon bir ara iyiydi ya. Evet Ferrari'ye diyorsun. Ferrari şeyde ya Albon bu arada çok yakışır Ferrari'ye yani. Çok bence altından da kalkar çok rahat evet. Bir şekilde. Bir de tabii şey de var. Behrman Ocon ikilisi Haas'ta. Evet, onu da konuşmuş muyduk hatırlamıyorum ama o da yani enteresan bir ikili oldu orada. Ya Ocon resmen bütün şeyleri motor gruplarını dolaşma kararı almış gibi duruyor. İşte önce Mercedes motorundaydı. Mercedes Driver Academy zaten çıkışlı. Evet. Sonrasında Renault, Alpine şimdi de Ferrari motoruna geçti falan. Zaten geriye bir kaldı Red Bull motoru yani. Bütün şeyleri dolaşıyor herhalde. Bence çok güzel bir ikili bu arada Haas için. Behrman'ı göreceğiz tabii nasıl olacağını da Ocon evet. Bence çok iyi. Kaza yapmıyor Ocon yani. Yani evet. Yarışı bitiriyor kesin. Evet, agresif bir sürüşü var. Aynen. Onu biliyoruz ama dediğin gibi böyle aşırı da hatayı kaza. Çok yapmıyor yani. Yani şey evet. Değil böyle arabaya masraf çıkaran bir pilot Perez gibi bir şey değil yani. Perez evet. Ne zaman gidiyor? Perez işte yani Ricardo'nun Spa Grand Prix sonrası Laurent Mekies ve şeyle Christian Horner'la görüşme videoları sızdı. Evet. Sonrasında onun böyle mutlu olduğu falan. Hoppide hoppide evine doğru dönüyor acaba falan. Acaba yaz arasından sonra şey mi?
Ricardo Red Bull'da mı söylentilerini de beraberinde getirdi. Evet yani bu hafta falan belli olur işte bu 29 Temmuz haftası belli olur diye tahmin ediyorum. Hiç hak etmiyor. Bence kesinlikle Tsunoda'dan falan gelmesi lazım. Tsunoda'dan daha fazla hak ediyor olamaz ya bence. Yani hakikaten saçma evet. Yani şu an Ricardo'yu konuşuyor olmamız. Ha, Tsunoda müthiş olduğundan değil de kendini çok geliştirdi 2 yılda. Evet. Ya ilk senesini düşünüyorum berbat bir pilottu yani. Tabii canım. O Honda motoru olmasa 1. senenin ortasında falan yollarlardı onu. Evet. Nick DeVries gibi. Arkasında kimse olmayınca Nick DeVries oluyorsun işte. Evet. Bence o yüzden Tsunoda acayip hak ediyor. Yani Ricardo gibi bir hata yaparlarsa bilmiyorum. Sanmıyorum yapacaklarını ya, ama. Toto Wolff de Verstappen'e yanlıyor aslında. Ne diyorsun? Mercedes'e bağlayabilir mi ya Toto Wolff? Yani şey diyorlar. Şeyden bu yarıştan sonra kupa töreni, şey podyum töreni olacakken Toto biriyle FaceTime yaparken yakalandı ya böyle kameralara FaceTime yaparken çekildi. Şeyde değil mi Suzy Wolff'la? Çıkmadı mı? Birileri de diyor ki Verstappen'le. Yok artık. Verstappen'e diyor ki bak diyor Max'cim diyor işte şey yaptık diyor. Biz arabayı ayarladık diyor. Ben özellikle yaptım diyor işte Russell şey sen yeter sana ki özel. Gel. Aynen sen yeter ki gel diyor. Ya Verstappen'le Ricardo da beraber helikopterle gitti falan. Herkes Verstappen'in peşinde yani. Evet. Yani işte ama peşinde de olunacak pilot şimdi yani. Hani bu Red Bull gibi en hızlı ikinci araba mı? Üçüncü arabaydı mesela bu yarış. Evet. En hızlı üçüncü arabayla böyle performans sergilemek falan bence çok kritik bir performans yani. Aynen öyle. Şimdi takım arkadaşı belli olmayan Russell'ın performansına gelelim. Yarışa gelelim. Belli canım. Kimi Antonelli ya. Yani henüz resmi olarak açıklanmadı ama evet yani orada. Evet. Ve Mercedes'in ilk defa yaptığı bu kadar riskli bir transferi olacak yani. Hani evet. F1 debutunu, F1'e ilk giriş girdiği takımını Mercedes olması bir pilotun bir hayal gibi bir şey yani. Evet. 12 yıldır yarışıyorlar. Çok saçma ama işte Antonelli de iyi gözüküyormuş şeylerde. Testlerde falan işte simülasyonda falan muhteşem gözüküyormuş yani. Hiç böyle normal F1 pilotunun aşağı kalan yanı yokmuş. Göreceğiz. Ya işte Verstappen'i almamanın acısı var. Diyorlar Toto Wolff'de. Yani onu evet. Çok küçük yaşta Red Bull'a kaptırdığı için hani Antonelli gibi bir yeteneği de kaptırmak istemediği söyleniyor. Ya ben bu arada birkaç tane F2 yarışını izledim Antonelli. Kazandığı yarışı da izledim. Ya yani mesela ne bileyim bana Mick Schumacher F2 performanslarını değerlendirsek daha devasa geliyor. Mick Schumacher sapık gibi sürüyordu aslında yani. Ya zaten bir tane galibiyeti var galiba şu an F2'de. Evet, ya de o çok yanlış şey değil. Yani öyle çok iyi pilotsa ya yine, evet, kesin kazanır gibi bir şey değil orada. F2. Evet. Biraz daha performans. Daha aynen. Önemli. Daha farklı F2 yani. Şimdi yarışa gelirsek. Yani yarış aslında gerçekten çok heyecanlı bir yarış izledik. 4 tane birbirine yakın araç. 8 tane birbirine yakın pilot. Cumartesi Leclerc'in aldığı bir pole var. En hızlı turu Verstappen attı. Ama Leclerc ikinciydi. Sonrasında Perez geldi. Perez Q3'e kaldı. İlk 3'e gitmeyi başardı hatta. Öyle olunca ikinci sıradan kalkabildi Verstappen'in 10 sıralık cezasıyla. Yarış bize çok şey vaat ediyordu. Aslında vaat etti de ama pist üstü o kadar geçiş izleyemedik. Evet. Ben şeye daldım bir an. Ne? Russell'ın galibiyetini kutladığım bu 45 dakikaya daldım. 45 dakika kutladın mı ya o kadar? 45 dakika sürdü kutlamam. Çünkü 3. galibiyet. Yani hani daha tabii şey değiliz ya böyle şaşkınlık içinde kutlamıyorum diyorsun. Yani. Ama yani, doymadık da diyorsun. Evet ya şey gibi yani bir Hamilton fanının Hamilton galibiyeti kutlaması gibi kutluyor. Gayet beklenir. Gayet doğal. Hiç şaşırtmayıcı. Ama işte çok ilginç bir şekilde bilmiyorum kimin lobisi. Yani mafya devrede gerçekten. Kesinlikle ve kesinlikle. Russell üstün inanılmaz bir performans sergiledi bu yarışta. Aynı 2020 Sakir Grand Prix'sinde Russell'ın ayağına kim sıktıysa burada da o sıkmıştır abi. Kuşkusuz. Kim bu isim? Lewis Hamilton. Verstappen şey Hamilton lobisi mi diyorsun? Bu Lewis Hamilton lobisi çok tehlikeli bir lobi. Hamilton ben dün bunu anladım. Hamilton Mercedes'ten de büyük bir isimmiş yani. Ya Mercedes olmak bile yetmiyormuş ya. Gerçekten abi ya bu kadar haksız. Bu kadar usulsüz bir yarış çalma olamaz ya. Bak gerçekten Verstappen zamanında 2021'de Hamilton'dan o şampiyonluğu çaldığı zaman evet. Evet bir katakulli vardı. Ben Verstappen'i destekliyorum. Bir katakulli vardı. Evet. Gerçekten o son tura gelinmesinin yönü açılmıştı. Ama ben bu kadar usulsüzlük gördüğümü Crashgate'de bile hatırlamıyorum yani. Abi Russell'ın bak George Russell'ın çok büyük hakkı yenmiştir.
Hakkını yiyen yarın bir gün bir tane uzman çavuş aradığımız askeri, askeriye de bunun peşine küfürlü bir şeyler ediyor. Hakkını yiyen gerisini söylemiyor. Artık yani şey tahmin edin. FIA'yı istifaya davet ediyorsun herhalde. FIA'yı yani Lewis Hamilton, Lewis'i artık tüm kimse. Tüm Formula 1 yönetimini. Evet. Yani Formula 1 yönetimini, FIA'yı, bütün sorumlular herhalde. Ben Süleym. Bütün delegeler. Ben Süleym nereden çıktı ya? Ne alaka, kim o ya? Hamilton. Abi çok şüpheli. Bak bunlar çok şüpheli olaylar bak. Yani anla bak. 14 yarış oldu. 7 farklı kazanan var. Ya biz ne zaman gördük bunu? Evet. Abi çok büyük olaylar dönüyor bak. Lig dizayn edilmiş. Abi bu sezon dizayn edilmiş bir sezon. Ben bunu Russell'ın galibiyeti çalındığında anladım. Evet, sen bu aydınlanmayı yaşamışken şey de var. Şöyle bir ek bilgi de vereyim. Buyurun. Russell galibiyetten sonra diskalifiye oldu. Ondan sonra, ondan daha önce kimler yaşamış bunu diye baktığımızda Senna Jr'ın tweet'i var. 94'te Schumacher benzer bir durum yaşamış. O da lastik aşınmasından, daha doğrusu tabanı fazla aşındığı için diskalifiye edilmiş. Damon Hill kazanmış. 2008'de de aldığı Hamilton ceza alarak üçüncülüğe düşmüş. Massa kazanmış. Şimdi evet. Russell, evet. Russell gerçekten çok ekstra performans gösterdi. Tek pit yaptı. Ve yani şeyde... Masterclass. Evet, aynen. Masterclass yani. Ya Mercedesler bir de zaten cumartesi günü hani şeyden dolayı da cuma ve cumartesi yağmurdan dolayı da çok fazla araçların performansını tam olarak anlayamamıştık ama Mercedes'ten bu hızı beklemiyorduk. Evet. Hamilton ve Russell gerçekten süper performans gösterdiler ve Russell üstüne tek pitle gerçekten liderliği aldı, galibiyeti aldı ki şey de var. Hamilton'da pist üstü çok önemli geçişler yaptı. Tabii canım, direkt ikinci, yani, üçüncü turda direkt Leclerc ilk turda Perez'i geçti. Perez Leclerc çat çut geçti, yapıştırdı gitti yani. Üçüncü turda Leclerc'i geçti. Evet. Ondan sonra 5. turda dedi ki bacaklarımın arasında bir hareket var dedi. Evet. O da enteresandı. Onu tahmin ediyoruz ne olduğunu. Ondan sonra şimdi bak 44 turluk yarışta herkes böyle işte 25-26'larda pite girerken Russell dedi ki 26'da. Yani, hocam tek pit devam ne diyorsunuz? Tek pit yapar mıyız dedi. O sırada da... Bak işte mastermind. O telsiz mesajı neydi biliyor musun? Evet. Büyük oyunu bozan cümleydi. Ben eminim ki o telsiz mesajını Lewis Hamilton lobisinin mensupları dinlediklerinde tüyleri diken diken olmuştur. Hemen ne yapabiliriz diye araştırıp sonrasında aracın tartıya çıkmasını sağlayıp. Yarış sonu cooling room, artık izliyoruz ya cooling room'u. Oradaki Hamilton'ı izledin mi? Yok, izlemedim. Yüzünden düşen bin parça. Russell odaya geliyor. Russell'la göz teması kurmuyor. Çok sinirli. Ardından podyum seremonisinde Russell'a bir damla, ben bunu özellikle izledim, bir damla şampanya sıkmıyor. Belki işte mühendisten sekenler varsa geliyordur. Ve o sırada şeyi bekliyor. Benim lobi niye bu kadar gecikti? Benim lobi normalde Russell'a... Saatine bakıyor herhalde. Tabii o sırada bakıyor. Telefonuna işte. Telefonuna bakıyor. Allah Allah diyor. Yarış bitecek diyor. Niye bunu hala kaza yaptırmadılar diyor. Neden diyor zorla pite çağırmadılar falan diyor. Bunları diyor bence. Evet. Yani çok büyük hak yendi. Bir daha böyle bir şey olursa gerçekten kalkıp Bin Süleym'in yanına ben gideceğim yani. Yeter. Evet. Buradan, yeter diyoruz. Buradan gerçekten Atan'ın ciddi anlamda kirli olduğunu düşündüğü bu durum için sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Lig gerçekten dizayn edildi mi? Sezon galibiyetleri kazananı belli mi? Sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Atan'ın bu gerçekçi iddialarına cevap vermek isteyenleri yorumlara bekliyoruz. Sezonun galibi kim olur bilmiyorum. Ama eğer bu sezon Lewis Hamilton, George Russell'ın üstünde bitirirse 2024 F1 sezonu geçersizdir abi. Benim için bitmiş. Benim için de genel bir dünya çapında geçersizdir yani. Evet. Kesinlikle. Başka bir ihtimal yok. Evet. Hürriyet. Evet. Deyip oradan. Milliyet. Evet Ata, buradan şeye dönelim. Hamilton aslında Russell'ı da yakaladı. Bayağı yani yarım saniyeye kadar indirdi farkı. Nereye geçemez ki? Ondan sonra birkaç tur bayağı yaklaştı ve geçme mesafesine geldi ama... Nereye geçiyor? Pilot olacak önce, pilot. Evet, Hamilton da 6. kez kazanmış oldu Spa'da. Evet. Burada en fazla kazanan Michael Schumacher'di. Şimdi yarışta bak gerçekten şeye gelirsek, 4 aracın birbirine bu kadar yakın olması konusuna gelirsek, yani... 4 mü 3 mü ya? 4 araç. Hangi? Yani, Leclerc de mi? Hayır. Şey olarak Ferrari, McLaren, 4 takımın araçlarının. Ha, 4 takım, anladım. İlk üçün de çünkü şey istatistik var. İlk üçün en yakın bitirdiği, 2016'dan beri en yakın bitirdiği yarışmış yani.
Ya burada işte Piastri de aslında çok iyi bir tempo tutturdu. Tabii. Ondan sonra yani bu üstteki dört takımın bir tek Perez orada sırıttı. Perez herkese geçildi. Pist üstünde herkese geçildi. Perez bak, takım bulamayacak. Russell'a geçildi. Verstappen'e, Norris'e, hepsine geçildi. Sainz'a falan geçildi ya bir ara. Yani gerçekten hakikaten. Hamilton'a zaten kalkışta geçildi. Tabii. Yani Perez cumartesi günü yani uzun bir süredir cumartesileri kötü geçiriyordu. Q3'e kaldığı için mesela çok şaşırdık Perez evet, yani. Aynen. Ama pazar günkü performansı yine standardın altındaydı. Şimdi McLaren'e gelirsek McLaren de 4. ve 5. sırayı aldı. Evet. Cumartesi günü. Norris 5. sırada kaldı. Piastri de ikinciliği aldı. Yani aslında podyuma çıkmıştı yine ama Russell'ın cezasıyla beraber ikinciliği aldı. Aynen öyle. O da sağlam bir performans ortaya koydu. Yani Piastri yeterince koyamadı yani. Daha aracın performansı mesela önceki yarışlarda çok daha iyiydi. Evet. Herhalde bu yarış Mercedes gerçekten iyiydi ki. Yani McLaren yetişemedi onlara. Şeyin de etkisi var tabii muhtemelen. Yani mesela lastik etkisinin de bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela Norris lastikler aşınmaya başlayana kadar mükemmel bir şekilde yakın takipteydi Verstappen'i. Hatta yani biz uzun süre Hamilton'ın Russell'la olan arasındaki farkını kapatmasını beklerken o sırada o zaman barında soldaki zaman interval listesinde böyle Norris Verstappen arası farkı mı 0-1'ler 0-3'ler olduğunu falan görüyorduk devamlı. Çok yaklaştı. Orayı izletmediler ama izleyemedik evet, yani. Çünkü neden? Lewis Hamilton lobisi çünkü. O Lewis Hamilton 40 yılda bir şey yapıyorsa 3-4 yıl onu izlememiz istendi diyeyim. Bununla beraber Norris Verstappen'i yetişti ama geçecek hamleyi yapamadı bir türlü. Verstappen de Leclerc'in arkasında DRS'ye alınca bu sefer ne oldu? Norris'in lastikler falan bitti herhalde. Çünkü çoktan geçmiş olması gerekiyordu yani mantıklı. Önceki yarışlarda falan. Evet. Hatta ben bir heyecanlıydım. Kaza maza olur mu falan? Bir yüzler miyiz kaza falan? Kazaya geçmiş. Güvenlik aracı çıkmadı ya. O kadar yani. Ya zaten uzun süredir yani bakmadım kaç yarıştır da ciddi anlamda öyle bir safety car, virtual safety car görmüyoruz. Evet. Önemli bir etkisi olmuyor güvenlik aracın. Şimdi Ata şey var. McLaren'ler aslında şöyle bir kaybettiler. Piastri ikinci pitlerde undercut yedi Hamilton'dan. Evet. Ondan sonra Verstappen de Norris'e ilk pitlerde bir undercut yaptı. Verstappen çok erken girdi. Çok yani. Erken evet. 10. turda girdi. Zaten hesaplamışlar ama. Aynen yani sonra Hamilton Piastri 11'de girdi. Leclerc 12'de girdi. Norris şeye kadar bekledi. 15. tura kadar bekledi. Evet. Norris zaten ilk pitler bittiğinde Verstappen'e geçilmiş oldu bu şekilde. Yani pist üstünde geçemedi ama şeyde geçti. Pitlerle geçti Verstappen'e. Pistin asfaltının yenilendiğini öğrendik. Evet. Ve kuru bir zeminde de yeterince veri toplanamadı. O yüzden mesela bütün araçlar neredeyse beklenen tempolarından bayağı daha yukarıda bir tempoyla yarıştılar. Hatta işte Russell'a buldukları kılıf da buydu. İşte çok fazla yüksek tempolu işte hem tahmin edilen benzinden daha fazla benzin yedi hem tek pit yaptığı için daha fazla işte lastik aşındı falan. De 1,5 kilo lastikten düşer mi? Düşebilir aslında yani imkansız değil. Yani, evet. O çok ilginç ama yani hani böyle bu kadar bariz bir şey. Bir de nasıl bir asfalt da yenilerlerse bizim İstanbul Park'ta da yenilenmişti hatırlıyorsun 2020'de. Buz patenine dönmüştü ilk yağmur yağdığında. Yağmur vardı evet. Burada çok problem olmadı yani. Yani demek kısmı. Ki işi biliyorlar ya. Tuzla Belediyesi yenilememiş herhalde Spa'daki asfaltı yani. Çok acayip gerçekten. Aynen. Red Bull'da da Verstappen'in 11. başladığını gördük. Evet. Yani sıralama turlarında temposu iyiydi Verstappen'in. Yarım saniye fark attı ya. Yani yarış yağmur temposunda altında. Daha fazla tırmanmasını bekliyordum ben açıkçası ama dördüncülüğe kadar. Araba aslında beşinciliğe kadar çıkardı. Araba kötü abi. Araba evet. Ciddi kötü yani. Ya zaten şey demiş ya ben şu an takım arkadaşımdan çok arabanın performansından endişe ediyorum. Ya evet ve şeyi düşün yani hani araba ya normalde olsa Verstappen bu yarışı 14'ten 13'ten falan kazanırdı yani geçen evet. Seneki araba tabii olsa. Tabii. Adam abi çıkamıyor abi 11'den 4'e ittire itti 5'e çıktı yani. Evet, Perez de ikinci başlayıp 7. bitirdi. Enayi. Düz enayi o. Bunun başka açıklaması yok. Düz enayilik yani. Aynen öyle. Şimdi şeye geldiğimizde de Ferrari'ye geldiğimizde de Leclerc pole'den başlayıp 3. bitirebildi. Hamilton'a evet. Geçildi. Russell'a da geçilmiş oldu. Leclerc'e böyle arada içinden şey... Piastri'ye de geçildi. Piastri'ye pist üstünde geçildi. Evet. Leclerc'e pole dansçısı diye isim geliyor. Abi çok uygun değil mi bu nick yani? Çünkü sadece pole'de dans ediyor yani. Sonra yarışta hiçbir şey olmuyor yani.
Tam bir pole dansçısı. Evet. Leclerc'in 25. pole pozisyonu olduğunu ya da 23 müydü? İkisinden biri kariyerindeki öğrendim. Bu çok üzücü. Yani normalde bu kadar senedir bu kadar pole pozisyonu alan bir pilotun çok iyi sonuçlar elde etmesini beklerdik yani. Evet. Ama olacak seneye inşallah ya. Seneye Ferrari. Vallahi Leclerc'i bekleye Leclerc şey olacak ya. Bir bakmışız EYT olacak. Yani. Evet, Sebastian Vettel gibi EYT'den yaşa takılacak. Evet. Ama yok, Leclerc daha şey genç ya. Daha şeyi var, umudu var ya. Sainz de 7. başlayıp 6. bitirdi. Evet. Aslında keyifli bir yarış izledik. Yani pist üstü çok geçici tabii. izlemesek de gerçekten bütün araçların performanslarının bu kadar birbirine yakın olduğu. Yani işte en arkada kalan Perez bir 0.5 Hamilton'ın temposunun gerisinde. Onun dışında Piastri ile Hamilton neredeyse aynı ondalık dilimdeler. İşte sonrasında Leclerc, Verstappen öyle 0-2, 0-3'lerle gidiyor. Ya 44 bence yarıştı. Bence keyifli yani. 44 yarıştı. 44 turdu yarış. Hı-hı. 29'dan sonrasını ben gözümü ayırmadan izledim. O kadar heyecanlıydı. Evet. Ya her yarış daha da heyecanlı olmaya devam ediyor. Bu çok güzel, çok keyifli. Bu ivmeyle Abu Dhabi'de ne olur bilmiyorum yani. Yani bir araba helikopter uçar mı yani bu ivmeyle bilmiyorum ama gerçekten gitgide daha heyecanlı yarışlar geliyor gibi. Umarım yaz arasından sonra da hem gelişmelerle hem arabaların böyle performans değişimleriyle çok daha güzel yarışlar izleriz yani. Evet, yani puan durumunda da Verstappen 277 puana çıktı. Norris 199. Zac Brown Norris'in şampiyonluk ihtimalini yaz arasıyla değerlendireceğiz demiş ama ya bu çok değerlendirecek bir şey değil. Maksimum alabildiğini almaya çalışacaksın. Sonra hı-hı. strateji yapacaksın. Yani şu an 78 puan fark var. Kapatabilirler de yani. Ya şeyden diyordum. Geçen yarış Piastri ile işte bir tatava oldu ya. Hmm. O yüzden diyordur onu. Ha, yani biz daha değerlendirmedik. Doğru. O yüzden bu bir takım oyunu. Evet. Hani şampiyonluk ihtimalini değerlendirirsek artık bütün takım Lonis'e çalışmaya başlayacak. Evet. Piastri'de 167 puanda aslında. Çok aşırı da geride değil. 32 puan geride sadece. Çok iyi bu arada. Norris bir yarış DNF olur. Piastri'de bir podyum kazanır. Evet. Dibine gelir. Yani Piastri'de gerçekten iyi bir form sürdürüyor. Evet. Russell'da maalesef yine puan alamadı. Perez'i galibiyeti alsaydı geçecekti. Ama maalesef 8.likte kalan bir asıl gördük senin adına da. Az kaldı, az kaldı. Ya takımlar puan durumunda da 408 Red Bull, McLaren 366. McLaren çok bayağı iyi. Oyun içinde. Çok ya. İyi. 40 puan hiçbir şey bu arada iki pilot aynen. için. Ya Ferrari 345'te ama çok düşen bir ivmeleri var. Evet, başlarda onlar çok için, iyi puan topladılar. Onlar da. İçin çok iyi gitmiyor. Evet, keyifli sezonun ikinci yarısı da bizi bekliyor gibi süper bir yarışı geride bıraktık. Buradan da fantasy takımlarımıza geçelim. Evet, evet. Evet, ata. Ben değiştirmeyi unuttum. Takımını bakmadan ezbere say. Hadi bakalım. Leclerc 2X. Evet. Hülkenberg. Sunoda. Sunoda doğru. Sunoda. Albon. Dart. Sargent. Olmayanları saymaya çalışıyor gibisin. Yok, Sargent var. Yok. Sargent da mı yok? Abi iyi ki 20 pilot var. Tamam, takım Red Bull Ferrari bu arada, onu biliyorum. Bravo. Neymiş? Leclerc, Magnussen. Bottas, Ocon. Bottas kim ya? Sunoda. Bottas mı kaldı ya? Evet, doğru. 185 puan. Çok iyi. Ben hiç, yani sen her hafta takım değiştiriyorsun. Sen ne aldın? Onu 185 aldım. Bravo. Ki şöyle yırttım. Verstappen'e döndüm ben. Yani evet. Verstappen ve Red Bull'a döndüm bu hafta. Verstappen'in çok fazla tırmanacağını umaraktan. Evet. McLaren'den ve iki McLaren'den, yani Norris Piastri'den ve takım olarak da Mercedes'ten çıktım. Evet. Çok büyük bir hata yapmıştım ki Russell diskalifiye oldu ve bizi rahatlattı. 185 puan. Aynen öyle. O işte bir eksi onum da var aslında, 195 de. Ben öyle. Şu Russell'ı bir 2x'e alayım ya şu takımı. Ya sen kafan rahat, sevdiğin evet. adam dursun bari. Aynen öyle. Pitpot liginde de 3105 puanlı olacağı liderliğini sürdürdü. Bu haftanın en çok puan toplayan takımı da Mert'in takımı oldu. 210 puanla. Yine hatırlatayım, bunlar benim takım olarak oynadığımız ligde takım arkadaşlarım. O yüzden çok iyi. Sezon sonu iddia galibiyeti umuyorum. Bizleri bekliyor. Evet Atas, bir sonraki yarışımız Hollanda. Şimdi bir ay kafa dinleyeceğiz. Bir ay aramız var. Ama biz kanal olarak kafa dinlemeyeceğiz değerli dostlar. Biz ne yapacağız? Evet. Birinci yarı değerlendirme. O değerlendirmenin içinde işte 2024 koltukları, 2025 koltukları bir şey de olur. Böyle kısa bir şey hayal ediyorum ben. Hı hı. Bir de bir tane bu sezon arasında yaz arasında değerlendirmek üzere belki ya oyun içeriği
bir tane F1 24 oyun içeriği ya da benim kafamda bir de dışarı içeriği var. Ya dışarıda sohbet muhabbet şeklinde. Öyle bir içerik var. İkisinden biri yani şu yaz arasında iki video getirmeyi umut ediyoruz. Siz de bunları takip edebilirsiniz. Nasıl takip edeceksiniz? Abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Abone olup bir de bildirimleri falan açarsanız iyice yani tadından yenmez zaten. Bir de eşe dosta işte Formula 1 meraklısı eşe dosta da dersiniz ki ya şöyle mükemmel bir kanal var. Buna bir abone mi olsanız acaba? Falan diyerek de destek olabilirsiniz. Bu bizi motive ediyor. Evet. Atadan güzel çağrıları aldık. Yaz arasına giriyoruz. Yaz arasında boş durmuyoruz. Teşekkür ediyorum Ata. Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.